Çocuklar merhabalar. Bugün yine kitabımızdan gideceğiz. Kitabımızı biliyorsunuz artık. Derste kullandığımız kitabımız. Bu son ünitemiz vardı bizim. Hemen adını da söyleyeyim. Sosyal bilgiler, küresel bağlantılar 6. sınıf son ünitemizdi. O üniteyi zaten artık bitireceğim ben şimdi. 2 video çekeceğim. Bu videolarla da birlikte artık bitirmiş olacağız. Şimdi şurada bir konumuz var çocuklar. Konumuz da şu, popüler kültür. Şimdi popüler kültür ne demek? Herkesin işte günlük hayatında en çok kullandığı şeyler. Mesela işte en çok kullanılan müzikler, en çok kullanılan sinemalar, işte eğlence tipleri, beslenme alışkanlıkları, işte evlerin yapılış çeşitleri, yani mimari, binaların yapılış çeşitleri ve giyim. Burada da örnekler var. Bakın işte sinemaya, modaya ya da işte müzik gruplarına, işte yiyecek, mesela sushi örneği vermiş burada, popüler kültür örneği. İşte oyunlar, mesela eğlence, siz de muhakkak belki gitmişsinizdir. İşte binaların yapılışı. Bütün bunlar popüler kültürün birer öğesi. Biz de günümüzde biliyorsunuz iletişim araçlarının fazlalaşmasıyla birlikte popüler kültürü daha çok kullanmaya başladık. Özellikle de siz gençler arasında çok yaygın. Kitabımızda şöyle bir bölüm var. Popüler kültür doğru yanlış bölümü. Ben okuyorum. Burada bir işaretleme yaptım. Siz de kitabınızı alırsanız eğer, lütfen videoyu durdurun. Gidip kitabınızı alın. Gelin ve benimle birlikte işaretlemeler yapın. Şimdi popüler kültüre ait her türlü unsur zararlıdır. Hayır çocuklar, popüler kültürün her unsuru zararlı değildir. Bazen çok güzel eserler ortaya çıkabiliyor. İşte sinema alanında, işte atıyorum müzik alanında, moda alanında ya da yemek alanında çok güzel şeyler de. Mesela işte sağlıklı beslenme akımı popüler kültürün bir parçası. Bu şimdi zararlı bir şey mi? Hayır. Organik besinlerin kullanılması zararlı bir şey mi? Hayır. Yani ortaya çıkan şey her zaman zararlı diye bir şey yok. O yüzden yanlışı işaretledim. Popüler kültür dilimizin gelişimine olumlu katkı sağlar. Çocuklar, popüler kültür maalesef dilimizin gelişmesini olumsuz etkiliyor. Mesela bizim Türkçemizden örnek vermemiz gerekirse, İşte İngilizcenin mesela istilasına uğramış durumdayız, değil mi? Günlük hayatımızda Türkçenin yanında işte gereksiz İngilizce kelimeler ya da gereksiz başka başka dillerden kelimeler kullanıp dilimize zarar verebiliyoruz. Dolayısıyla bu da yanlış. Diyor ki popüler kültüre ait unsurların yaygınlaşmasına kitle iletişim araçlarının etkisi vardır. Doğru. Bu popüler kültürün yaygınlaşmasını ne sağlıyor? Kitle iletişim araçları. Özellikle de günümüzde biliyorsunuz ki sosyal medya. İşte Facebook'lar, Twitter'lar, Instagram'lar, bunlar popüler kültürün dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmasını ve herkesin o kültürü yaşamasını, işte herkes aynı müzikleri dinliyor, herkes Netflix izliyor, herkes işte atıyorum sushi yemeye başlıyor ya da işte herkes fast food tüketmeye başlıyor gibi, ya da işte herkes aynı tip kıyafetleri giymeye başlıyor gibi. Diyor ki popüler kültür moda kavramının doğmasında etkili olmuştur. Doğru, popüler kültür moda kavramını oluşturan bir şeydir. Çünkü herkesin İşte o sezon en çok giydiği kıyafetler vardır. O da modanın şekillenmesini sağlar. Her dönemin kendisine has popüler kültürü vardır. Doğru. Çocuklar, işte 1900'lü yılların işte popüler kültürü ayrıdır. 2000'li yılların popüler kültürü ayrıdır. Hatta biz bunları işte böyle yıl yıl bile, işte geçen yılın popüler kültürü farklıydı, bu yılın popüler kültürü farklı gibi düşünebiliriz. Popüler kültürün insan davranışları üzerinde de etkilidir. Doğru, popüler kültür insan davranışları üzerinde de etkilidir. Popüler kültür gençler üzerinde daha çok etkilidir diyor. Doğru, popüler kültür en çok yaş grubuna baktığımızda gençler üzerinde etkilidir çocuklar. Şimdi gelelim, burada yine bir doğru yanlış bölümümüz var. Okuyarak devam ediyorum. Günümüzde dünya üzerinde 7 bağımsız Türk devleti vardır. Doğru. Dünyada faaliyet gösteren en önemli uluslararası kuruluş Birleşmiş Milletler'dir. Doğru. Türk dış politikasının temeli Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüne dayanır. Doğru. Orta Asya'daki soydaşlarımız Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla 1990'lı yılların başında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Doğru. Orta Asya'daki Türk devletleri yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengindir. Doğru çocuklar. Şöyle yapayım isterseniz. Peki dış alımın dış satıştan fazla olması dış ticaret fazlalığını oluşturur. Doğru. Dış alım dış satıştan fazlaysa biz buna dış ticaret açığı deriz. Doğru. Dış alımın artması kişi başına düşen milli geliri azaltır. Doğru çocuklar. Biz ithalat,
ne kadar çok yaparsak kişi başına düşen gelir azalır. Doğru olacaktı. Şöyle yapayım. Evet. Diyor ki dış alımımızda petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları önemli yer tutar. Doğru çocuklar, biz dışarıdan en çok petrol ve doğalgaz alıyoruz. Yani dış alımımızda en çok yer tutan şey petrol ve doğalgaz. Ülkemiz siyasi, ekonomik ve askeri uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok kuruluşa üyedir. Doğru, bizim ülkemiz işte Birleşmiş Milletler, NATO, işte KEİ, Karadeniz İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası faaliyet gösteren kurumlara üyedir. Popüler kültürün olumsuz etkisi sadece müzik alanında yaşanır. Çocuklar, az önce gördük, popüler kültür sadece müzik alanında faaliyet göstermiyor. Sinema, moda, yiyecek alanında da faaliyet gösteriyor ve bunun zararlı etkileri olduğunda her alana yansıyabiliyor. İşte beslenme alışkanlıklarına, tüketim kültürüne ya da işte izlenilen her şeye yansıdığı için popüler kültürün olumsuz etkisi sadece müzik alanında yaşanır. Yanlış olacak bu. Her alanda yaşanabiliyor. Peki, ülkemiz sadece batılı devletlerle ihracat yapmaktadır. Yani satmaktan bahsediyor. Arkadaşlar, ülkemiz sadece batılı devletlerle ihracat yapmıyor. Doğulu, işte Orta Asyalı, Güneydoğu Asyalı, Afrikalı, dünyanın her yerine ürün satan bir ülkeyiz. Dolayısıyla her yerle biz ticaret yapabilmekteyiz. Bu yanlış oluyor gördüğünüz gibi. Peki, Türksoy Türkçenin konuşulduğu bölgelerde faaliyet gösterir. Çocuklar, Türksoy Türkçenin doğru konuşulduğu bölgelerde ve aynı zamanda komşularımızın da olduğu yerlerde faaliyet gösterir dedik. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa'dır. Yanlış çocuklar. Bizim en çok ihracat ve ithalat yaptığımız ülke Almanya'dır. Fransa değildir. Almanya olacaktı. Almanya olacak. Azerbaycan petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Doğru. Azerbaycan'da petrol ve doğalgaz çok fazla. Popüler kültürün milli kültür üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Çocuklar, popüler kültür genellikle bizim öz kültürümüz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabiliyor. Her zaman böyle değil ama çoğunlukla baktığımızda olumsuz etkileri var. Mesela ne gibi olumsuz etkiler? İşte dilimizi olumsuz etkiliyor. Ne yapıyor? İngilizcenin etkisine sokuyor. İşte bizim Türklerin yeme alışkanlığı nedir? Tencere yemekleri, ev yemekleri. Ama ne yapıyor? İşte fast food getiriyor. Bizim sağlıksız beslenmemize sebep oluyor. İşte Türklerin bir aile geleneği, bir akraba geleneği, bir kültür geleneği var. Ama işte izlediğimiz diziler, izlediğimiz filmler başka ülkelerin kültürlerini bize empoze ediyor. İşte mesela Amerikan kültürünü ya da işte Kore kültürünü, Güney Kore filmleri, Güney Kore kültürünü bize empoze etmiş oluyor. Biz öz kültürümüzden uzaklaşıp bu kültürlerin etkisine giriyoruz. Yani etkisi yoktur derken yanlış söylemiş oluyor. Diyor ki, jeopolitik konumumuz ülkemizin uluslararası alandaki önemini arttırmıştır. Jeopolitik konum neydi çocuklar? Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu noktaydı. Ben de size bunu anlatırken demiştim ki Türkiye, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerdedir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlar. Dünyanın kalbi konumundadır. Dolayısıyla jeopolitik konumuz ülkemizin uluslararası alandaki önemini de arttırmıştır. Doğru. Şurada bir şeyi bir tekrar etmek istiyorum. Vakit yetmeyecek diye başlarken edememiştim. Diyor ki, günümüzde dünya üzerinde 7 bağımsız Türk devleti vardır. Bu devletler neydi arkadaşlar? Hemen şuradan bir hatırlayalım isterseniz. Şöyle bakın. Neydi? İşte Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve bunun yanında bir de ben size ne demiştim? Bakın şurada da var hatta toplu olarak. Azerbaycan ve KKTC, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiştim. Dolayısıyla bu devletler Türk dünya üzerindeki diğer Türk devletleriydi. Şöyle haritadan da yerlerini görebiliriz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir sonraki videoda ne yapacağım? Onu da hemen söyleyeyim. Ona göre hazırlığınızı yapın. Şu ünite sonu sorularını yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki video için hazır olalım. Bir sonraki videomuzda ünite sonu sorularını yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.